Arkadaşlar merhabalar. Bugün 3 tane soru çözeceğiz. Matematik ve geometri olacak. İlk sorumuz gördüğünüz gibi bir limit sorusu. Barış Yayınları AYT denemesinden. Limit x 0'a giderken fx artı hx bölü hx eşittir 3 eşitliği veriliyor. Buna göre limit x 0'a giderken fx eşittir limit x 0'a giderken 2hx. Limit x 0'a giderken hx bölü fx eşittir 1 bölü 2 ve f0 eşittir 2f0, 2h0 hangileri doğrudur demiş daima. Şimdi bir uğraşın bakalım. Şöyle düşünmek lazım. Bir haşlar sadeleşiyor. Orada ne olursa olsun fonksiyon sonuçta denklem olarak yazarsak fx bölü hx artı hx bölü hx'ten 1 oldu. Sadeleşince ayırdık. Bunlar 3 olduğu için toplamları burası 2 geldi. Şimdi limit ne demek? Sol ve sağ limitlerin eşit olması demek. Biz f ve h'ın limitli olup olmadığını bilemeyiz, değil mi? Ne söylüyorduk çünkü biz? İki fonksiyonun bölümü limitliyse bu şu demektir. X sıfıra soldan yaklaşırken fx bölü hx eşittir. Limit x sıfıra sağdan yaklaşırken fx bölü hx. Bunu biliriz arkadaşlar. F limitli mi? Bilmiyoruz. H limitli mi? Bilmiyoruz. Yine burada yapabileceğimiz tek yorum bu oluyor o zaman. Buradan yola çıkarsak mesela bu limit işte neymiş? 2'ymiş. Bu limit de 2'ymiş. O zaman ben bunu ters çevirirsem yani limit x sıfıra soldan yaklaşırken hx bölü fx ne olur? 1 bölü 2. Limit x sağdan yaklaşırken sıfıra hx bölü fx ne gelecektir arkadaşlar? Yine 1 bölü 2. O zaman sol ve sağ limitler birbirine eşit olacağı için ikincisi kesin doğru gelir. Burada akla şu soru gelebilir bazı arkadaşlar için. Hocam ters çevirdiğimizde belki payda sıfır oluyor. Nereden biliyorsunuz? Dediğinizi duyar gibiyim. O zaman ne söylerim? Böyle deyince de Emir Yargın var bir tane. Yemek videoları yüklediği için o geldi aklıma. Aynı ondan duya duya ben de öyle alıştım herhalde. Şimdi burada şöyle bir şey var. Eğer ters çevirildiğinde belki payda sıfır olur diyenlere cevap vermek için söylüyorum. O zaman ne olması lazım? Payın sıfır olması gerekir, değil mi? Limit x sıfıra giderken fx bölü hx eğer sıfır çıksaydı o zaman derdiniz ki hocam bunu ters çevirdiğimizde pay ve payda yer değiştirir. Bu sefer payda sıfır olur. O zaman bu limitsiz olur. Ama bu bir sayı olduğuna göre payın sıfır olma şansı yok. Ne zaman sıfır olur? Onu da belirteyim. Bu sıfırdır. Bu sıfırdır. Sadeleştikten sonra cevap 2 gelmiştir. O zaman da şöyle bir şey olur bak. X çarpı tx alt tarafta x çarpı mx gibi bir fonksiyon olur. Böylece limit x 0'a giderken zaten bunlar sadeleşir. Limit t bölü m 2 olur. Ters çevirince yine 1 bölü 2 olur. Bak yanlışlamaya çalıştım. İkinci örnek doğru ol şey ikinci örnek bir türlü yanlışlanmadı. Şimdi üçüncüsü zaten direkt bizim için soru işareti. Neden? Biz bir fonksiyonun limitli olduğunu bildiğimiz zaman bunun sürekli olup olmadığını bilmiyoruz ki. Bu yüzden de f0 ve 2h0 eşitliğini yakalamamız için bunların sürekli olduğunu söylemesi gerekiyordu. Çok basit bir örnek yapayım size. Hani hiç kasmayalım bile kendimizi. Şöyle sıfır noktasında göstereyim. Sıfır noktasında 1 olsun f. Yine diğeri şöyle sıfır noktasında 2 olsun. Hatta 1 bölü 2 olsun pardon. Bu da h olsun. Bölümlerine 2. Ama f0 2 olsun. f h0 da eksi 3 olsun. Gördüğünüz gibi değerler birbiriyle çok alakasız oldu. Birincisine ne diyorsunuz? Birincisi de arkadaşlar her zaman doğru değildir. Bir örnekle bile çürütürüz. Sonuçta biz f ve h'ın limitli olduğunu biliyor muyuz? Hayır. Bölümlerinin limitli olduğunu biliyoruz. Bu yüzden bir örnekle çürüteyim kafasına takılan arkadaşlarımız için. Bu şöyledir. Dediğim gibi lütfen unutmayın. F ve H limitli olsaydı bölümleri limitli. Ama F ve H'ların bölümleri limitli ise kendilerinin limitli olduğunu bilemem. Yapıyorum. Fx belki arkadaşlar 2 bölü x. Hx de belki 1 bölü x. Bunların bakın bölümleri ne oluyor? Gerçekten 2 geliyor. Ama limit x 0'a giderken 2 bölü x nedir? Limit yok. Limit x 0'a giderken 1 bölü x limit var mı? Yok. O zaman bu 2 bölü x olduğunda, bu 1 bölü x olduğunda limitleri tanımsız oluyor. Limitleri pardon, limitleri sonsuz oluyor. Yani bir reel sayı olmuyor.
Bu yüzden yalnız 2 oldu cevabımız. Şimdi gelelim ikinci sorumuza. Bu soruda hoşuma giden sorulardan biri kesinlikle. 3, 4, 5'ten bu geometri soru bankasından denemeden değil. ABC dik üçgeni içerisine ADF ve GHKL eşkareleri şekildeki gibi yerleştirildiğinde S1 ve S2 ait oldukları bölgelerin alanları olmaktadır. AB 15, AC 20, S2 eksi S1 20 santimetre karedir. Zaten çizmesi de zor bir soru değil. Lütfen şununla güzelce uğraşın. Birlikte de bakalım arkadaşlar. Şimdi eş kareler demiş. Tamam. S2 ve S1 20, 15, 20, 25 üçgeni. Burada ne düşünebiliriz? Yani bu kareleri bize niye vermiş olabilir? Bir bakalım. Şöyle bir baktığınız zaman karenin kenarlarının eşitliğini düşünüyorsunuz şimdi. Tamam, hani ne diyeyim, ne yapayım? Gerçekten insanı kitleyen bir yanı da olabilir. O yüzden ben üçgenin içinde şöyle bir yorum düşünüyorum. Karenin özelliğine kenarları eşit. Başka köşegenler 45-45. Başka köşegenler dik kesişiyor. Başka da bir şey yok. O zaman bunlardan yararlanmalıyız. Bakın şöyle bir E noktasında şunu keşfettim. Artık bu gerçekten biraz keşif sorusu oluyor hakikaten. Şimdi deniyorsunuz, hani oradan yaptım, yok buradan indirdim. Karenin özelliğini kullanmaya çalıştım. Bunlar eşit bir işime yarar mı derken, bir, bu köşegen açıortay. 2, DE, EF ve şuradan da böyle karenin uzunluğu olduğu için ET diyelim. Bu üçü birbirine eşit. Siz bunu nereden hatırlıyorsunuz? Şöyle bir açıortay olacak. Buradan dik inecek. Buradan dik inecek. Buradan da dik inecek. Bu üçü birbirine eşit olacak. İç teğet çemberin merkezi. Yani açı ortayların kesim noktası arkadaşlar. Bu yüzden bu soru açı ortay sorusu. Artık ne söyleyeceğim? Bu üçgenin alanı 15 çarpı 20 bölü 2'den 150 ya. Aynı zamanda bu üçgenin alanı nedir? Buraya h de. Burası 15. Buraya h de. Burası 20. Buraya h de 25. Şu üçgenlerin 3 tane üçgen, bakın bu. Sonra bu. Ve sonra bu. Üçünün toplamı. Eşittir yine alan 15 çarpı h bölü 2, 20 çarpı h bölü 2 ve 25 çarpı h bölü 2. Buradan ne geliyor? 25, 15 daha 40, 20, 30. Buradan da h 5 geldi. Demek ki h dediğim aslında karenin aynı zamanda bir kenarı oldu. Bu benim nasıl işime yarayabilir? Şimdi buraya 5 dersem ben o zaman... Şu dörtgenin alanını bulursam, EFCT'nin alanını bulursam olayı hallederim. Çünkü şu mavi kısmı ekleyeceğim. S2'yi bulmam lazım. S2 eksi S1 neydi? 20. S2 artı S1 ne? Şimdi karenin bir kenarı 15 oldu, 5 olduğuna göre 25. Karenin bir kenarı yine 5 olduğu için bu karenin de alanı 25. Toplam alan 50. Tüm üçgenin alanı neydi? 150. O zaman S1 artı S2'ye ne kaldı? 100. Çıkardığımız zaman böylece ne oluyor, ya da taraf tarafı topladığımızda S2 60. S2 60, buna göre S2 artı 5 çarpı X aslında şu dörtgenin alanını veriyor bana. Dörtgenin alanı ne? Bakın şimdi bu da 5, bu da 5. Bu şurası 5 olduğu için 15, 20, 25 üçgeninden buraya 15 kaldı. Yine aynı şekilde o zaman. Şöyle TC de 15 olmalı değil mi? Bunun iç teğet çemberin merkezi olduğunu ve çemberi olduğunu unutmayın. Burada bir noktadan indirilen teğetler eşittir. Ve böyle 15-15 parçalar eşit oldu. O zaman S2 artı 5 çarpı X, şu dikdörtgenin alanı, eşittir. 15 çarpı 5 bölü 2'den 2 tane var. Şöyle çektiğimiz zaman üçgeni değil mi? O zaman arkadaşlar buradan da ne olmuş oldu? 75. S2'nin zaten 60 olduğunu biliyorum. Burası 15 oldu. X'de bakın 3 geldi. Bu da böyle güzel bir soru. Son sorumuz artık. Bir de analitik yapalım. AB'nin D doğrusu üzerindeki dik yüzdüşümü, AB'nin D doğrusu üzerindeki dik yüzdüşüm uzunluğu kaç birimdir denmiş. Bakalım. Bir kere burada ne düşünebiliriz şimdi? Nasıl yapabiliriz? A, B demiş. X eksi Y eksi 2. Bu doğru. Tamam. Böyle bir doğru diğer doğruya dikiz düştüğü zaman dikiz düşüm uzunluğu şudur. A noktasından böyle bir dik indirirsiniz. A üssü. B'den bir dik indirirsiniz. B üssü.
A üssü A'nın dikiz düşümüdür. B üssü B'nin dikiz düşümüdür. Bunları birleştirdiğinizde bir nevi AB'nin gölgesi olur işte. Şu kısımda AB'nin dikiz düşümüdür. Peki bunlar acaba böyle mi kesişiyor? Bakalım. AB doğrusunun eğimine 7 eksi 1'den 6. 3 eksi 1, 2. Buradan eğim 3. Zaten bir doğrunun şöyle biraz daha düşey, öbür doğrunun da biraz daha yatay olduğunu görüyoruz. Gerçekten demin düşündüğüm gibi pozitif eğimli iki doğru, hani y eksenini x eksenini nerede kestiğinden bağımsız görüntüleri şöyle bir şey oldu. Buna göre o zaman arkadaşlar şöyle artık A, B yaparsak, diğerinde D yaparsak gerçekten bakın dediğim gibiymiş demin. Peki ne yapacağım burayı bulmak için? Uzaklıklardan yararlanayım. Bir noktanın doğruya uzaklığından yararlanırsam bu AA üssünü, B'nin uzaklığından yararlanırsam BB üssünü, sonra şöyle bir dik yamuk yardımıyla da A üssü B üssünü bulabilirim. Şimdi nasıl buluyorduk noktanın doğruya uzaklığını? Git denklemde yerine yaz. 1 eksi 1 eksi 2 bölü x ve y'nin katsayılarının kareler toplamının karekökü. Yani 1 artı 1'in karekökü. Şurada yazayım. Noktayı denklemde yerine yazıyorsunuz. Mutlak değerli. Aşağıya da şu x ve y'nin katsayılarının kareler toplamının karekökü'ydü. Bu formülü bilin. Buna göre ne gelmiş oldu? Mutlak değer içinde bunlar gitti. Kök 2 geldi. Sonra diğerine bakalım. 3, 7'yi yaz şimdi yerine. 3, eksi 7, eksi 2 mutlak değer içinde. Burası da kök 2 oldu. Buradan da ne geldi? 3 kök 2. O zaman bir kenar 3 kök 2, diğer kenar kök 2. Şurası kök 2 olacağı için 2 kök 2 oldu. AB'nin hemen uzunluğunu bulalım. 7 eksi 1, 6'nın karesi. 3 eksi 1, 2'nin karesinin karekökü. AB arasındaki uzaklık 2 kök 10. Buradan da 40, 8, 32, 4 kök 2 oldu arkadaşlar. İzdüşüm uzunluğumuz. Bak bu soruda aslında adım adım böyle basit basit şeyler yapmış olsak da fark etmek bence önemli. Ben o yüzden analitik sorularında rastgele şekil çizmeye çalışıyorum. Mesela bu iki doğru da çok özel doğrular değil, noktalar değil. O zaman rastgele böyle düzlemde, analitik düzleme bile gerek kalmadan bir çizip ne olduğunu anlamaya çalışıyorum. En azından eğimine yorum yaptım. Eğimlerine bakarak hani kesişme ihtimallerinin nasıl olduğunu gördüm. Böylece orada bir dik yamuk oluştuğunu gördüm arkadaşlar. Bu şekilde 3D AYT soru bankasından da güzel bir soruydu. Bugün 3D AYT'den, 3, 4, 5 geometriden bir de Barış AYT denemesinden böyle bir soru çözmüş olduk. İnşallah yine devam edeceğiz sorularımızı çözmeye, yeni bakış açıları kazandırmaya ya da bazı sorularla tekrar etmeye. Görüşmek üzere, iyi çalışmalar, iyi akşamlar.